Herkese merhaba, ben Elif Naz, kanalıma hoş geldiniz. Şimdiden söyleyeyim, kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü abone olmuyorsunuz. Ve gördüğünüz bu makyajı, işte kombinimi falan beraber yaptık. Bunları görmek için videoyu izlemeye devam edin. Videonun konusu, bir benimle hazırlanın videosu çektim. Antalya gecelerine, Side gecelerine akalım gibi bir şey. Özellikle bir saçımı falan yıkayacağım. Bu pijamayı çok seviyorum. Saçlarımı böyle kurumaya bırakacağım, zaten kendiliğinden şekil alıyorlar. Selam, farklı bir arka planla karşınızdayım. Arkamda sadece perde var aslında ama odamda video çekemedim çünkü biraz fazla dağınıktı. Bu arada kombinimi şu anda göstermeyeceğim çünkü sadece üstüme giydim. Altımda hala pijamam var. Onu evden çıkmadan önce değiştireceğim. Yüzüme Maria Badescu'nun bu ürününü sıkacağım önce. Ben cilt makyajı yapmayı düşünmüyorum. Ben cilt makyajı yapmayı hiç sevmiyorum açıkçası. Yapmayı çok tercih de etmiyorum. Ne yazın ne kışın. Gözlerim için Benefit'in bu kahverengi maskarasını kullanacağım. Yanıma tabii ki de bir makyaj videosu, bir benimle hazırlanın videosu klasiğimiz olarak ayna almadım. O kadar bir de makyaj videoları çekerken, videolarda makyaj yaparken falan kullanırım diye ya da benimle hazırlanan videolarında kullanırım diye ben ne aldım? Ayna aldım. Böyle güzel bir makyaj aynası aldım ama onu bile kullanmıyorum. Alt kirpiklerime de biraz süreceğim çünkü onların da belirgin olmasını istiyorum. MAC'in bu rujunu kullanacağım. Under the Cover rengi. Biraz taştı ama kötü değil bence şu an. Gloss olarak iki tane seçeneğimiz var. Biri MAC'in bu pembe simli olan lip gloss'u. Biri de Nars'ın. Bu daha pembe değil de bu daha yavru ağzı mı denir buna? Pembelik de var böyle bir gloss'u. Şu an hangisi uyar? Bu daha çok uyar sanki. Bunun simleri rujuma daha uyumlu gibi. Nars'ın lip glosslarının sevmediğim özelliği ne biliyor musunuz? Şu uçları. Burası plastik bir parça sadece. Ve bu beni sürerken çok rahatsız ediyor açıkçası. Ama bu arada lip gloss'una kesinlikle bir şey söylemiyorum. Çünkü Nars'ın lip glosslarının parıltısı çok güzel bir simi var diyeyim. Biraz fazla kaçtı sanki ama olsun, bu gece ışıl ışıl olabilirim. Aa, şey yapacağım. Bu Benefit'in Benet tintini ağırlık olarak kullanacağım. Ben biliyorsunuz hep glossların altına ya da sade olarak dudağımda kullandığım bir üründü. Çok fazla yanağımda kullanmadım açıkçası. Hiç kullandım mı? Sanki bir iki videoda kullandım ama tam hatırlamıyorum da. Kullanıp kullanmadığımı yani. Bunu bu şekilde yanaklarımda kullanacağım bu gece. Güzelmiş aslında. Ben bunu neden böyle kullanmamışım ki şimdiye kadar? Çok hoşuma gitti. Farklı farklı ağırlık sürme çeşitleri var ama benim en çok sevdiğim şu şekilde şuraya sürmek. Birazcık burna da yanaklarımın bu kısmına sürmeyi ben daha çok seviyorum. Her neyse. Acelem var o yüzden. Neyse. Too Faced'ın bu şeyini kullanacağım. Highlighter'ını. Hangi parmağıma sürsem bilemedim. Tüm makyajı parmaklarımla yaptığım için şu şekilde elimle alıyorum. Ve şu gülümsediğim şuralara, yanaklarımın üst taraflarına sürüyorum bu highlighter'ı. Bol bol süreceğim. Işıl ışıl olmak istiyorum. Işıltılı, parıltılı şeyleri ben çok seviyorum. Şu göz pınarlarıma da dokunduracağım. Şimdi asıl heyecanlı olduğum kısma geldik. Ben şu şekilde taşlar aldım. Daha hiç açmadım bunları. Beraber şu an ilk defa açıyorum sizinle. Uzun zamandır bu tarz taşları kullanmıyordum dışarı çıkarken.
Burada renkli olan taşlar var. Burada da damla şeklinde olanlar var. Hangilerini taksam bilemedim. Sanki bunlar şu an çok küçük olacaklar gibi geldi. Yani şöyle göz makyajıyla bunlar çok güzel gider bence. Ama bu daha çok şimdi şu göz altlarıma koymak için uygun olduklarını düşünüyorum. Birazcık daha yaklaşacağım. Da dediğim gibi aynam yok. Bir tanesini aldım. Şuraya şöyle yapıştırıverdim. Gece bu düşecek bence. Buna da aynı şekilde yapıştıracağım. Nasıl oldu? Bence çok güzel oldu. Biraz abartılı mı durdu göz makyajı yapmadığım için onlar? Yok, bir şey olmaz zaten. Bugün genel olarak ışıl ışılım. Takılara geçelim. Takı olarak şu şekilde halka küpeler takacağım. Yanıma şunları da almıştım aslında. Ama şu an daha çok incili değil de böyle taşlı şeyler kullanmam gerekliymiş gibi hissediyorum. Şurası taşlı falan, şuraya taşlar taktım. O yüzden hiç incileri karıştırmayacağım şu an ve bu şekilde normal dümdüz gümüş halka küpeler takacağım. Aslında bunlar gümüş değil, bunlar gümüş renginde ama olsun. Normalde buna da takalım hemen. Hep şu aralar aklıma şey geliyor. Acaba kulağımı tekrar mı deldirsem? Yani ikinci bir delik ya da ikinci ve üçüncü delikler. Ama emin olamıyorum çünkü çok sık küpe takmıyorum. Takmayı seviyorum aslında da çok sık takmıyorum. Neden ben de bilmiyorum yani, hiçbir nedeni yok aslında takmayışımın. Bence çok tamamlayıcı oldular. Ve şu şekilde bir eklem yüzüğü mü deniyordu bunlara? Burada Pandora'm var ya, buraya bir de yüzük takmayayım. Tamam, ben bir önüme bakıyorum. Eksik bir şeyim yok. Çantama bu lip gloss'umu da atacağım. Çantamı hazırlarken de çekeyim. Bu benimle hazırlanın değil mi? Nasıl olsa tüm hazırlıkları görmeniz lazım canım. Saçımı yıkarken bile gördünüz. Yine bir ambiyans değişikliği. Şimdi hemen çantamda olanları gösteriyorum. Cüzdan kullanacağımdan değil, sırf çantam dolu dursun diye. Powerbank, çünkü video çekerken telefonumun tüm şarjını bitirdim. Yani bu çantamda ihtiyacım olan tek şey bu şu anda. Ve bir adet de NARS lip gloss. Bunu az önce kullandım zaten. Tazelemem gerekirse, ki kesin gerekecek. Bunu koydum. Bir de telefonumu koyacağım. Şöyle ışıl ışıl bir, böyle bu ışıkta görün beni bir. Durun, kombinimi gösteriyorum. Şöyle bir şey taktım. Şu şekilde bunlar zaten ışıltılı ve çantamdan cüzdanımı çıkardım çünkü zaten muhtemelen cüzdanımı kullanmayacaktım ve kartımı, paralarımı falan düşürürüm diye almayayım dedim. Zaten çantam küçücük. Her neyse, bu videoyu burada bitiriyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.